Şeyden alakalı, denetim servisiyle alakalı. Duyum almıştım, yazdım. Telefon numarası beceremedim, yazamadım. Ne olsun? Ne var? Kendiniz olarak da davet edin. Biz de şey Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Meslan Özcan'ı esnaf ziyaretleri sırasında yakaladık ve kendisine soruyoruz. Çalışmalar nasıl gidiyor? Eyvallah. Önce bütün hemşehrilerimizin mübarek Recaip Kandili'ni kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Çalışmalar çok hızlı, çok seri. Tabanca gibiyiz. 11 ilçede, 355 mahallede iz bırakmaya çalışıyoruz. Herkese temas etmeye çalışıyoruz. 750 bin seçmenimiz var yaklaşık. Herkese ulaşabilir miyiz bilemiyoruz ama keşke dememek için bütün gayretimizi ortaya koyuyoruz. Halkın teveccühü hangi yönde? Vallahi bizim gördüğümüz çok güzel. Millet kucaklıyor. Bir değişim istiyor. Onu da görüyoruz. Sadece Süleymanpaşa için değil. Bugün biz Süleymanpaşa'dayız belki ama diğer ilçelerde de aynı şekilde o değişim talebini, isteklerini bizlere iletiyorlar. Umarım söyledikleri gibi sandıkta da bir karşılık olur. Bizler de genç dinamik kadrolar olarak inşallah seçimi kazanırız ve kazandıktan sonra vaat ettiğimiz hizmet adımları var. İşte 1059 projemizden bahsedeceğiz. Hizmet adımlarından bahsediyoruz. 10 Mart'ta Allah kısmet ederse lansmanımızı yapacağız. 10 Mart'ta vatandaşlarımızı yapılacak olan hizmet adımlarını dinlemek üzere, izlemek üzere Tekirdağ Süleymanpaşa İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün yeni binasını bekliyoruz. Eğer vakti yoksa vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirler. Facebook'ta da canlı yayında bu lansmanımızı yaparken paylaşmış olacağız. Yani yayında. Esnaf ziyaretleri sırasında esnaflar, vatandaşlar sizin projelerinizin hangisi olduğunda size sonuçta soruyorlar. Tabii biz bu şeyi esnaf ziyaretlerini biraz da avantaj olarak görüyoruz. Çünkü vatandaşımızla şu anda birebir sohbet etme fırsatımız var. Çok not alıyoruz. Çünkü talepleri var. Mesela şehir trafiğinin kötü olduğu ile ilgili ve bu trafiğin derhal düzeltilmesi, eski haline, eski sisteme dönülmesi ile ilgili talepleri var. Biz de Allah kısmet ederse bir aksilik olmazsa eski trafiğimizi, eski düzenimizi geri getirmek istiyoruz. Bir, su ile ilgili şikayetleri var vatandaşlarımızın. Suya da %50 indirim yapacağız Allah kısmet ederse. Çünkü artık evlerdeki su paraları elektrik faturalarıyla aynı olmaya başladı. Biri elektrik, biri su. Su Allah'ın suyu yani. Bunu indirmeye çalışacağız. Allah kısmet ederse %50 indirim. Siz su faturalarını indireceksiniz ama Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bu su faturalarını neden indiremiyor? Valla onu kendilerine sormak lazım. Zira 2008 yılında TESKİ'nin bir açıklaması var. Biz bu açıklamayı biliyoruz. TESKİ aynen şöyle diyor. Diyor ki kayıp kaçak oranlarını ortadan kaldırır. Zemin üstünde, toprak üzerindeki su göletlerimizin sayısını arttırırsak suya indirim yapabiliriz diyor. Ben de diyorum ki niye duruyorsunuz? Durmayınız, yapınız. Peki teşekkür ediyorum. Teşekkür başarılar ederiz. Diliyorum. Sağ olun, teşekkürler, sağ olun. İyi kandiller. Selam. Evet. Selamünaleyküm. Meslan Özcan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı. Süleymanpaşa ilçe başkanımız AK Parti'nin Sezai Çetin de Meslan Özcan'ın tanıtımında sokaklarda esnafla ziyaretlerinde bulunuyor. Ne düşünüyorsunuz? Ne olacak? Seçimin kaderi nasıl belirlenecek? Neye göre belirlenecek? Seçimin kaderini tabii burada yaşayan 200 bin Süleymanpaşalı belirleyecek. Şöyle ki 10 yıldan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yönetimlerinin bu şehre kazandırdıkları yeterlidir diyorsa vatandaş devam edecek. Yok, bunlar bu şehirde hayatımızı kolaylaştıracak zerre kadar bir katkı sağlamadılar diyorlarsa AK Parti belediyeciliğini burada bir defa daha deneyecektir. Biz buna canı gönülden inanıyoruz. Neden? Sadece partililerimiz değil, bütün halk partili partisiz. Bu bir yerel seçimdir en nihayetinde. Bize gösterdikleri teveccühten anlıyoruz ki 31 Mart akşamı inşallah Süleymanpaşa başta olmak üzere Tekirdağ'ın birçok ilçesinde gülen taraf AK Parti olacaktır diyoruz ve bunu da temenni ediyoruz. Vatandaşlarımıza da bu yönde çağrıda bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum.